salonundayız. Isınma konusundan başlayalım. Ya ısıtmak ya da soğutmak ihbarı da geldi şimdi böyle. Ama bu konu çok önemli. Burada da bayağı bir kesinti yapabiliriz. Radyatörle başlayalım. Şimdi radyatör öyle olmalısı lazım ki önünde hiçbir mobilya olmaması lazım. Yani bu şekil yanlış. Çünkü mobilya ne yapıyor? Isıyı kesiyor. Bu %15 civarında buradan kazanç sağlayabiliriz. Perdeler olmaması lazım. Böyle şekil bir ağda gözüktüğü gibi. Perdeleri açıyorsunuz ve mobilyaları da radyatörün önünden çekiyorsunuz. Aynı zamanda özellikle kuzey cephesine, evin kuzey cephesine alüminyum levhalar satılıyor. Bunlar inşaat marketlerinde alabilirsiniz. Hırdavatçılardan alabilirsiniz. Alüminyum levhayı alıyorsunuz. Duvarla radyatörün arasına yerleştiriyorsunuz kış aylarında. Böylece dışarıdan gelen soğuğu kesmiş oluyor. Isı tasarrufu ile ilgili olarak önemli konulardan bir tanesi de kapı, pencere ve duvarlar. Aman pencereler, bunlarla ilgili de türlü türlü sistem var. Burada çift cam olduğu zaman bunlar %50'ye yakın enerji tasarrufu sağlıyor. Kapılarımızın da izole oluyor olması. Aynı zamanda binanızı yaşayan diğer komşularla duvarları da, yani evin dış cephesini de yalıtım yaparak soğuktan ya da çok sıcaktan koruyabilirsiniz. Evet, şimdi yemeğin piştiği yerdeyiz. Ocak ve fırının yanındayız. Burada da yapabileceğimiz bir tasarruf var. O da ne? Uzun süre alan yemek pişimlerinde burada düdüklüyü tercih edelim. Patates haşlıyorsak bunu ikiye bölelim. Yani yemeğin pişmesini ne kadar azaltabilirsek bütün bu uygulamaları yapalım ocak üstünde.